Deniz Altın küresel bakışı sunar. EkoTürk'ten merhabalar değerli izleyenler. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Bugün de inceleyeceğimiz haberler uluslararası olacak ve piyasa yansımalarına da bakacağız önümüzdeki dakikalarda ve bölge gündemini de Ali Semin'le değerlendireceğiz. Hemen akabinde ilk olarak haberlerimize göz atalım ve ilk haberimiz Amerika'dan Joe Biden 1 trilyon dolarlık paketi onayladı ve ABD Başkanı Joe Biden ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor. Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynak ayrılacağı bildirildi. Euro bölgesinden gelen veriler var, hemen onlara da göz atalım. Euro bölgesi 3. çeyrekte %2,2 büyüdü. Eurostat verilerine göre Euro bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %2,2 oranında büyüme kaydetti. Euro bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda da tahminlere paralel %3,7'lik büyüdü. Sıradaki haberimiz otomobil tarafından Volkswagen'e ABD'den temyiz çıkmadı ve detayında ABD'de yüksek mahkeme Volkswagen ve Alman otomobil tedarikçisi Robert Bosch'un Florida ve Utah'ta alt mahkemelerdeki davalarda çıkan otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle ceza uygulanabileceğine yönelik kararlara ilişkin temyiz talebinin reddedildiğini bildirdi. Dünya Ticaret Örgütü'nden belli açıklamalar var. Küresel mal ticaretinin yavaşladığı altı çizilen konulardan Dünya Ticaret Örgütü'nün mal ticaret barometresi Ağustos ayında 110,4 puana kadar yükselişin ardından Eylül'de 99,5 puana geriledi. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretinin kritik sektörlerdeki üretim ve arz aksaklıklarının ithalat talebinin yavaşlamasıyla bir araya gelmeleriyle birlikte yavaşlamakta olduğunu belirtti. Bu bölümdeki son haberimizde Elon Musk'tan hisse satmaya devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde Tesla hisselerini satıp satmaması gerektiğini Twitter anketiyle takipçilerine sunmuştu Tesla'nın CEO'su ve Musk 930 milyon dolarlık daha Tesla hissesi sattı. Böylelikle Musk'ın Tesla'da toplam hisse satışı 8 milyar dolara yaklaştı. Evet, dış basından devam ediyoruz değerli izleyenler. Al Jazeera'dan haberler seçtik bugün ve haberimizin başlığında da İsrail Enerji Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri petrol boru hattının iptal edilmesi gerektiğini söylüyor ki İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesinden doğan önemli anlaşmalardan, büyük anlaşmalardan biri bu ve çevreci grupların başlıkta da belirtildiği üzere şu an bir karşı çıkması söz konusu. Bu konuda enerji konusundaki anlaşmazlıkların önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğini ileriki dakikalarda da tartışacağız. Öte yandan 2 Aralık'taki OPEC Plus toplantısı da yaklaşıyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC Plus'ın muhtemelen üretim stratejisinde bağlı kalacağını düşündüğü var. Her ay günlük 400 bin varil artırma konusunda. Sıradaki haberimize de bakalım. Evet, sıradaki haberimiz İran Dışişleri Bakanı'nın mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında önemli mesajlar çıktı ikili ilişkilere dair ve uzun vadeli bir işbirliğinin altı çiziliyor. Bu haberde de ikili ilişkinin bölgesel yansımaları nasıl olacak, çıkan kararlar ve ortak paydada buluşulan noktalar yansımalarını önümüzdeki dönemde nasıl gösterecek bunları da izleyeceğiz. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran'da göreve gelmesinden sonra bir Türk yetkilinin İran'a yaptığı ilk üst düzey görüşme olarak da kayda geçti bu ve aynı zamanda kendisinin
COVID'e yakalanmasından sonra da ilk ziyareti aldığı görüşme bu ve o da yine Türk bir yetkili olarak kayıtlara geçti. İkili görüşmede özellikle Afganistan konusunun görüşüldüğü kayda geçti. Uluslararası ilişkiler, ikili ilişkiler ve ortak çalışma alanları görüşülen konular arasındaydı. Az sonra bunları da değerlendireceğiz. Şimdi yan stüdyoda Umut Erencan bizi bekliyor. Kendisinden piyasaları dinleyeceğiz. Eda merhabalar. Evet, şu aşamada baktığınız vakit piyasalarda oldukça hareketli bir gündemin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama önce konumuza geçmeden önce istersen bir fiyatlamaları bir okuyalım. Bir bakalım piyasalarda hangi ölçüde bir fiyatlama söz konusu. Evet, şu anda baktığınız vakit dolar endeksinde yine oldukça yatay ama 95 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. 95.58 ile beraber %0.03'lük bir yükseliş hareketi var ama dediğimiz gibi çok kuvvetli bir yükseliş hareketi değil ama 95 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlama çabaları dikkat çekici, bu dolar endeksindeki yukarı doğru hareketlenmeleri tetikleyebilir. Euro-dolar tarafında yine 1.15 seviyesinin aşağı doğru geçilmesiyle beraber düşüş hareketinin hız kazandığını ve 1.14 seviyesinin de altında fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Bu tarafta 1.13.66 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.03'lük bir yükseliş hareketi hakim. Pound-dolarda 1.34.49 seviyesinde işlemler geçmekte ve %0.39'luk yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Dolar-yen tarafında 114.30 seviyelerinde işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz ve %0.14'lük bir yükseliş hareketi hakim. Dolar İsviçre frangı tarafında ise 0.9262 ile beraber %0.09 yükseliş var ve görüldüğü gibi pariteler oldukça yatay. ABD endekslerine baktığınız vakit yine yatay sayılabilecek pozitif bölgede olduğunu net bir şekilde dile getirebiliyoruz. Dow Jones tarafında 36.109 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.18'lik yükseliş hareketinin oluştuğunu görmekteyiz. S&P 500 tarafında 4.681 seviyesinde işlemler var ve %0.04'lük yatay bir yükseliş hareketi hakim ki gün içerisinde negatif bölgede dönme ihtimali var. Çok kuvvetli bir yükseliş hareketi yok. Nasdaq tarafı yine 0.02'lik bir yukarı hareket var. Yani orada da oldukça yatay bir fiyatlama hakim ve 16.190 seviyesinde işlemler geçmekte. Evet, ABD tahvil getirilerindeki fiyatlamalar oldukça önemli. 2 yıllıklar 0.52-40 ile beraber %1.55'lik yükseliş hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllıklara da ise %1'e yakın bir geri çekilme var ve 1.61 seviyesinde işlemler oluşuyor. 30 yıllıklarda yani uzun vadedeki tahvil getirilerinde 1.98 seviyelerinden işlemler geçmekte ve %1.29'luk düşüş hareketi hakim. Evet, emtia cephesine bakacak olursak ons altındaki yukarı doğru fiyatlama devam ediyor ki birazdan ons altın tarafına değineceğiz. Orada 1873 seviyesinde fiyatlamalar dikkat çekici ve %0.55'lik bir yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Brent petrol tarafında yine %1'e yakın bir yükseliş hareketi var. 82.10 seviyesinden işlemler geçiyor ve ham petrol tarafında da 80.35 seviyesinde işlemler geçmekte ve %0.75'lik yükseliş hareketi bulunuyor. Evet, az önce de bahsettik, ons altın tarafındaki fiyatlamalar oldukça dikkat çekici. Çok da fazla soru geliyor ons altın özelinde. Yani baktığımız vakit Amerika'da sıkı para politika yanlısı söylemlerden ziyade eylemlerin şu an devreye girdiğini görüyoruz. Fed en son 15 milyar dolarlık bir varlık alım programında azaltıma başladı. Faiz arttırım noktasında sabırlı davranacaklarını beyan etmişti ama sıkı politika yanlısı söylemler oluşsa bile ons altın tarafındaki yükseliş hareketleri dikkat çekici. Şöyle bir algı vardı. Fed sıkılaştırıcı politikalarına adım atacak ve bu sıkılaştırıcı politikalarına adım atmasıyla beraber net bir şekilde dolar endeksindeki kuvvetli hareket ons altını aşağı doğru baskılayacak tarzında yorum ve beklentiler bulunmaktaydı. Ama baktığımız vakit şu anda bu beklentileri net bir şekilde karşılamadığını ve yükseliş hareketinin hız kazandığını görmekteyiz ki buradaki en önemli unsur da enflasyona ilişkin beklenti ve özellikle de kısa vadede enflasyona ilişkin beklenti. Çünkü baktığımız vakit ABD'de getiri eğrisinde ciddi anlamda sayılabilecek bir yataylaşma hareketi var. Çok net bir şekilde zaten grafiği şöyle net bir şekilde gözler önüne serdiğimiz vakit Amerika'da uzun vadedeki tahvil getirileri bakın az önce de saydık.
30 yıllık tahvil getirisi 1.98'lere kadar geri çekilmiş durumda. 10 yıllık tahvillerin getirisinde keskin sayılabilecek bir yükseliş hareketi yok. Henüz 1.70 seviyesini yukarı doğru aşabilmiş değil. Dolayısıyla 30 yıllıklarda, 10 yıllıklarda sakin bir seyrin olduğunu görüyoruz. Ama 2 yıllıklarda yükseliş hareketinin hız kazandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha geçtiğimiz haftalarda faiz getirisi, 2 yıllık ABD tahvilinin faiz getirisi 0.55 seviyelerine kadar yükselmişti. An itibariyle 0.52-0.53 seviyelerinde işlemler görüyor. Bunun şöyle bir anlamı söz konusu olabilir. Piyasalar kısa vadede enflasyondaki yükseliş hareketinin hız kazanma ihtimalini kuvvetli görüyorlar. Dolayısıyla kısa vadedeki tahvillerde bir satış tarafında bulunuyorlardır ama FED ile uyumlu bir beklentisi olabilir piyasanın enflasyona ilişkin beklentiler noktasından. Hangi anlamda söylüyorum? Şu anlamda net bir şekilde FED şunu zaten bize net bir şekilde dile getiriyor. Uzun vadede enflasyonun mevcut yüksek seviyelerinin geçici olacağına dair, yani özellikle önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda enflasyonu yeniden hedeflenen %2 seviyesine doğru geri çekilebileceğine ilişkin bir algısı var, bir yorumu var ve piyasalarda aslında bakarsanız buna çok da fazla inanmamış değil. Bunu kanıksamış gibi bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla Fed'in eğer enflasyon geçiciyse faiz arttırımı noktasında aceleci davranmayacağına yönelik bir sinyali, bir yorumu olabilir ki uzun vadedeki tahvil getirilerindeki geri çekilme hareketlerinde bu şekilde okumakta fayda var. Şunu söyleyelim, enflasyondaki yükseliş hareketinin kuvvetlenmesiyle beraber ons altın fiyatlarındaki yükseliş hareketi de yine aynı paralellikte güçleniyor. Geçtiğimiz hafta Çin'den üfe verilerini açıklanmıştı ve 26 yılın en yüksek seviyesi gelmişti ki 13,5 seviyesiyle beraber. Amerika tarafında 6,2'lik bir enflasyon. Yarın özellikle Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklanacak ve Euro bölgesi enflasyon datası da bizim için çok önemli olacak altın tarafı noktasında. Dolayısıyla altına baktığınız vakit şu anda 1870'lerde bir fiyatlama var. Net bir şekilde teknik olarak zaten 1864'ün üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı doğru hareketin 1913 ve onun da üzerinde 1925-1930 bandına kadar yükselme potansiyeli söz konusu olacaktır. Ama şunun bir kez de altını çiziyorum. Yarınki açıklanacak Euro bölgesi enflasyon ki beklenti %4.1. Bu beklentiyi aşacak olan bir enflasyon datası gelirse, yani %4.1 seviyesinin üzerinde bir enflasyon verisi gelirse ons altın fiyatlarında yeniden yükseliş hareketlerinin hız kazanma ihtimali beyan edebiliriz. Eda, benim söyleyeceklerim bu kadar. Söz sizde. Erencan Umut, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların, analizlerin için. Şimdi konuğumuza gidiyoruz. ODAP direktörü Ali Semin bizlerle olacak ve bölge gündemini değerlendireceğiz. Her salı olduğu gibi. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşını İran'daki ziyaretini değerlendirelim isterseniz. Önemli bir ikili görüşme, uzun vadeli bir işbirliği için yol haritası vurgusu vardı. Bunun yanı sıra reisi göreve geldikten sonraki ilk üst düzey görüşme Türkiye-İran arasındaki. Afganistan öne çıkan bir başlık, uluslararası ilişki konuları ve ikili ilişkiler. Aynı şekilde ticaret, enerji, çevre ve konsolosluk bağları da genişletilmesi geçen vurgular arasında. Nasıl okumak lazım ve bu ikili ilişkinin bölgesel yansımalarını nasıl yorumlamak lazım? Evet, şimdi şöyle, açıkçası Türkiye-İran ilişkilerine baktığımız zaman pek çok alanda Türkiye ile İran konusunda bir dolaylı ya da doğrudan bir rekabet söz konusu bölgesel anlamda. Ancak uzun süredir dikkat ederseniz böyle üst düzey bir ziyaret de gerçekleşmemişti. Sizin de belirttiğiniz gibi Reisi döneminde ilk üst düzey ziyaretin Türkiye tarafından yapılması önemli. Tabii şimdi şöyle bir gerçek var. Her ne kadar bölgesel anlamda rakip olarak görürseniz de ya da çıkarlarınız zaman zaman bazı bölgelerde çatışmış olsa da ama bölgesel istikrar için ikili ilişkilerin güçlenmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye-İran'ın çok aslında benzer şeyleri var. O da şu, özellikle terörle mücadele konusunda iki tarafta terör örgütü PKK-YPG, işte İran tarafı PEJAK gibi terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Ve bunun için Türkiye, aynı zamanda Türkiye-İran ilişkilerine baktığımız zaman özellikle son 6 aydır bir de bunun içerisinde bir Afganistan sorunu
ikili ilişkilerin temel haline geldiğini görüyoruz. Yani özellikle İran'dan göç eden Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi şeklinde pek çok dediğim gibi sorunlar var iki ülke arasında. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında İran şunun bilincinde. Çünkü Türkiye ile bir işbirliğine ihtiyacı var. Türkiye'yi çok fazla ihmal ettiğini ben düşünüyorum İran'ın. Özellikle bölgesel konularda olmak Irak'ta artırmaya çalıştı. Ancak şimdi bir gerçek var burada. Gerçekten İran eski İran değil. Onu da altını çizmek lazım. Suriye'de keza İran şu anda her ne kadar Rusya ile birlikte Suriye konusunda hareket etmiş olsa da Rusya ile pek çok konuda ayrıştıklarını ve İsrail'e karşı Rusya'nın tavrı Suriye'de bunlar İran'ı ister istemez rahatsız ediyor ve Türkiye ile işbirliği yapmaya da zorluyor. Yani artık Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda İran bölgesel anlamda. Hı hı. Çünkü Körfez ülkeleriyle kavgalı. Arap dünyasıyla ayrışmış durumda bölgesel anlamda söylüyorum. Suriye konusunda partneri olarak görünen Rusya ile şu anda her ne kadar görünmese de ama ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu. Özellikle şunun altını çizmek isterim. Geçenlerde bir rapor yayınlandı. İsrail ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldığına dair ve bu anlaşmanın temel maddesi de şu. İran'ı Suriye'den çıkarmak veya İran'ın desteklediği milis güçlerini Suriye'den tamamen çıkarılması şeklinde bir bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. Bu anlaşma doğrultusunda da İran'ın çok zor durumda olduğunu dediğim gibi yani özellikle Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesinden sonra İran eski bir hareket alanı olarak eski İran değil bölgede. Irak'ta kaybediyor ve Suriye'de de kaybetmek üzere. Lübnan keza aynı şekilde kargaşadan dolayı çok ciddi sorunlar söz konusu. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye, İran bölgesel anlamda iki rakip de olsalar ama işbirliğine açık ülkeler olmaları gerekiyor. Bunu da bence hem İran farkında hem Türkiye farkında ve Körfez ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan'la da biliyorsunuz bir tekrardan diplomatik ilişkilerinin kurulması için adımlar atıldığı ifade ediliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını biliyoruz. Tabii Sayın Çavuşoğlu sadece Tahran'ı ziyaret etmedi. Bugün de biliyorsunuz Lübnan'da, Beyrut'ta bulunuyor. Yani bütün açıklamalara baktığımız zaman, ziyaretlere baktığımız zaman Türkiye bölgesel anlamda artık krizlerle değil, tamamen diplomatik ilişkilerle geliştirmek istediğini, yeni bir dış politika ya da yeni bir dış politikadan ziyade reformist bir dış politikayla artık bölgeye geri döndüğünü kabul edebiliriz Eda. Bu bağlamda Türkiye'siz çözüm olmaz söylemleri de dikkat çekiyor. Suriye'deki yeni dengeleri nasıl değerlendirmek lazım? Evet, biliyorsunuz bu açıklamayı ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Jeffrey yaptı. Hı hı. Ve bu açıklamaya baktığımız zaman evet Türkiye'siz Suriye'de çözüm İran'ı hatta Türkiye'yi ya da Türkiye'nin politikalarını bariz bir şekilde anlatıyor. Diğer taraftan Esed rejiminin tavrına vurgu yapıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Suriye politikasının net olduğunu söylüyor. Bence bu tamamen hedef şaşırtmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de çok açık bir şekilde, bariz bir şekilde politikası, stratejisi bellidir. O da şu,
Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın doğusunda YPG, PKK'yı destekleyerek bir özellik kurmaya çalıştığını ve Suriye'yi bir bütün üniter yapı olarak değil, tamamen bir federatif yapıya dönüştürmek istediğini de bilmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman orada bir vurgusu daha var. O da şu: Türkiye-ABD işbirliğini artırması gerekiyor Suriye'de. Evet, artırması gerekiyor. Herkes bu düşüncede olabilir ama nasıl artıracak? Sizin Türkiye'nin sınır güvenliğini, ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğü, ülkesel anlamda güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü uzantısına Suriye'de destek veriyorsunuz ve Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorsunuz. Bu mümkün gözükmüyor şu anda. Onun için Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığımız zaman Suriye'de öncelikli olarak toprak bütünlüğünün korunması için YPG, PKK terör örgütünün kontrol ettiği bölgelerden tamamen geri çekilmesi veya çıkarılması gerekiyor. Bunun için bölgesel anlamda ve küresel anlamda bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Jeffrey'nin yaptığı açıklamalar sadece Rusya'nın, işte Türkiye'nin, İran'ın, Esed'in politikalarını açıkladığını görüyoruz ama Amerika'ya çok fazla dokunmadığını, hatta Kerry döneminden bahsediyor. Kerry döneminde kendisi de yani şunu da ifade etmek istiyorum. Kerry döneminde evet YPG'yi oluşturan bir yapı var ve bunun da devam ettiğini söylüyor. Kerry dönemindeki politikalar Amerika'nın devam ediyor. Demek ki YPG'ye desteğimiz devam edecek diyor. Ayrıca Jeffrey'nin olduğu dönemlerde YPG'ye diplomasi anlamda çok ciddi destek verdiğini de unutmamak lazım. Diplomatik ilişkilerini kuran önemli isimlerden birisidir Jeffrey. Onun için burada Türkiye ile işbirliği, işte Türkiye'siz çözüm olmaz ama bizim istediğimiz Türkiye'siz çözüm olmaz istiyorlar. Yani Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözden çıkarmasını istiyorlar. İkincisi YPG, PKK terör örgütüne desteğini, Amerika'nın desteğini kabullenmesini istiyorlar. Üçüncüsü de Suriye'de bir federatif yapının oluşmasına Türkiye'nin destek vermesini istiyorlar. Bu Türkiye için büyük bir risktir. Hem sınır güvenliği açısından hem ulusal güvenliği açısından, çünkü Türkiye için Suriye demek sadece sınır komşusu değil, aynı zamanda içeride de toprak bütünlüğü içinde Türkiye'nin önemli bir komşusudur. Yani onun için burada Jeffrey'nin açıklaması evet hoş gelebilir kulağa. Ben bakıyorum basında da çok yer aldı. Şu şekilde yer aldı: Türkiye'siz çözüm olmaz. Bunu herkes biliyor. Türkiye'siz zaten çözüm olmuyor ama Türkiye'nin kurduğu hiçbir platformda, çözüm arayışlarında hiçbir zaman destek vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Bakın mesela 2011 yılından beri, Suriye krizinden beri Türkiye üç ayaklı politika izledi. Birincisi Esed'le görüşerek reform yapması ve yapmasını ve demokratik bir geçiş hükümeti kurulması için biliyorsunuz Esed'le hareket etmeye çalıştı. Daha sonra Esed buna cevap vermeyince Batı ile Amerika Birleşik Devletleri, hatta Obama yönetimiyle Suriye dostları grubu gibi gruplar oluşturarak Batı'da Esed'siz bir sürecin oluşması için çalışmalar yaptı Türkiye. Ancak baktı bunlardan bir sonuç olmuyor ama sahada iki tane aktör var. Biri İran, biri Rusya. Bunlarla işbirliği yaparak 2016 yılında hem sınır ötesi operasyonlara başladı kendi güvenliğini korumak için, hem de Rusya ile İran'la Astana sürecini başlatarak bir çözüm arayışına girdi. Bu çözüm arayışı Suriye'yi toprak bütünlüğünden kurtarmak, bütünlüğünü korumak, Türkiye Suriye'ye bir istikrarın gelmesi gerekiyordu. Ancak maalesef bundan da herhangi bir sonuç elde edilmeyince Türkiye operasyonlarını arttırdı ve şu anda biliyorsunuz belki önümüzdeki süreçlerde YPG'ye karşı ve YPG'nin saldırılarını, Türkiye'nin bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu bölgelere düzenlediği saldırıları önlemek için bir olası bir operasyonda gündemde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor Eda Hanım. Evet, Ali Bey, aslında son iki dakikamız ama hızlıca bir Libya'daki seçimler yaklaşırken 24 Aralık evet. seçimleri, Paris'teki Libya konulu konferansa da bakacak olursak ve Türkiye'nin bulunmamasına, analizleriniz ne oldu, oradan çıkan mesajları nasıl değerlendirdiniz? Yani şimdi Paris gibi işte Fransa'nın zaten daha önce de konuşmuştuk. Yani bu Fransa meselesi Libya'yı Kaddafi'den
ya da Kaddafi'nin devrilmesi konusunda NATO'yu harekete geçiren dönemin Fransa Başkanı Sarkozy'den yola çıkarak bugüne kadar Libya'da istikrarı Fransa hiçbir zaman getirmedi. Sadece Libya için değil, Kuzey Afrika'daki sömürdüğü bütün ülkeler için geçerlidir bu. Onun için Paris anlaşmasına Paris'e görüşmesine baktığımız zaman burada seçim odaklı. Sadece seçime gidin diyorlar. Ne olursa olsun seçim olsun şimdi Libya'da. Libya'ya baktığımız zaman Libya'da iki tane dünden beri iki başvuru var başkanlık adaylığı için. Birincisi Seyfülislam, yani Kaddafi'nin oğlu. Diğeri de Haftar'da bugün başvuru yaptı. Ancak bunlar şimdi ne demek? Yani Seyfülislam'ın tekrardan Libya'nın başına geçmesi demek. O zaman bunun için halk boşuna çıkmış sokağa. Yani Kaddafi'yi devirmenin bir anlamı kalmamış olacak. Her ne kadar bazı iddialar var reddedilecek şeklinde. Çünkü uluslararası hukuk, ceza hukuku açısından da, Adalet Divanı açısından da yargılanması gerekiyor. Diğer taraftan içeride de hakkında tutuklama kararı var Seyfülislam'ın, Kaddafi'nin oğlu. Ama Haftar'a gelince, Haftar, ben açıklamalarını da adaylıktan sonra baktım. Oradaki açıklamalarında işte herhangi bir koltuk peşinde olmadığını, Libya'nın istikrarı için aday olduğu şeklinde bir başvuruda bulunduğunu ifade ediyor. Ama dediğim gibi seçimler 24 Aralık'ta. Ama mesela şu anda baktığımız zaman sanki seçimler artık Libya'nın meşru hükümetinin, ki bunun için meşru hükümetin kararı da önemli, kontrolünden çıkıyor gibi gözüküyor. Daha çok batılı ülkeler, Fransa dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri burada tamamen Trablus hükümeti dışında bir seçim atmosferi oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta Libya Konsey Başkanı, Ulusal Konsey Başkanı'nın açıklaması var. 3 ay ertelenmesi gerekiyor ya da ertelenebilir şeklinde. Hı hı. Yani büyük ihtimalle seçim olsa da şaibeli bir seçim olacak. Libya'ya daha çok istikrarsızlık, daha çok iç savaşı sürükleyecek bir seçim olacak. Onun için ertelenmesi daha doğru bir adım olabilir. Çünkü eski gruplar, yani iç savaşta parmağı olan, rolü olan bütün tarafların şu anda aday olduğunu görüyoruz. Bu da ciddi bir rekabete, iç savaşa yol açacağını düşünüyorum. Evet Ali Bey, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Bir sonraki programda görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Küresel Bakış'ı noktalıyoruz değerli izleyenler. Astroloji gün sonuyla Özlem Karakulukçu sizlerle, hoşça kalın. Altın küresel bakışı sundu.